Merhaba. Selamlar. Bilinçokulu Haftalık Astroloji Servisine hoş geldiniz. Görün Demet Hanım. Evet, bu hafta Merkür hareketleri dikkat çekiyor hafta boyunca. Geçtiğimiz hafta 8 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçti. Bu hafta 11 Ağustos'ta Merkür'ün Satürn'le bir kare açısı olacak. Tabii Merkür kare, Satürn kareleri ilk başta iletişimlerde engeller, kısıtlamalar, sorunlar çıkarabilir. Ulaşımda yine trafikte sorunlar çıkarabilir. Sözleşme ve anlaşmaları evet. Geciktirir, evet. Yavaşlatır. Yani Merkür Satürn kareleri Merkür retrosuna benzeyen bir etkiye sebebiyet evet. verir. Soğuklaşma, evet. şahıslar arasında soğukluk, evet. şahıslar arasında iletişimsizlik, iletişim kuramama, hı-hı. telefonlarda arıza gibi etkilere sebebiyet verir. Kısıtlanmaya sebebiyet verir. Sabit gruplarda olacak. Sabit gruplarda olur. Aslan, Akrep, Kova ve Boğa'da hı-hı. biraz karamsar ve olumsuz düşünceler. Hı-hı. Bazen dar kafalılık. Hı-hı. Yani olaylar ve kavramlar arasında böyle dar düşünceler, hı-hı. klasik hı-hı. düşünceler, daha geniş düşünememek gibi olaylara sebebiyet verecek. Bu hafta zaten daha ziyade sabit burçlar için önemli. Aslandır, Akreptir, Kova'dır, Boğa'dır. Bunların iletişimi ve sosyal yapısı. Bak şimdi arkasından bir 15 Ağustos günü var. Evet. O çok önemli. Bu çünkü Merkür Satürn'ün karesi hızla devam ediyor. Yani 4 gün boyunca devam ediyor. Hı hı. Arkasından da Merkür üçgen Venüs var. Bak Uranüs. Merkür üçgen evet, Uranüs. Evet, Uranüs. Bu çok güzel bir açı. Evet, birden daha hızlandıracak iletişimleri. Yani şöyledir. Başta mesela bunu ben her zaman şöyle düşünürüm. Hayatı bir bütün olarak alırsak hı hı. kolektif hı hı. bilinçaltı ile beraber başta olumsuz bir haber gelir. Hı hı. O gelmiş olan olumsuz haberden bir üç gün sonra da çok olumlu bir haber gelir. Evet. İşte Uranüs Merkür budur. Uranüs Merkür aslında dehayı da temsil eder, orijinal düşünceleri de temsil eder, ilginç haberleri evet. de temsil eder, iletişimde çok güçlü gelişmeleri de temsil eder. Zaten yeni ayın etkisi de hızla devam ediyor. Yeni ayın etkisi de hızla devam ettiği için ben olumlu olayların olacağı bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Şu Merkür kare Satürn bir de şeye denk geliyor. Tam bayram dönüşüne de denk geliyor. Trafiğe dikkat. Evet, o özellikle 11 Ağustos zamanı 11-12 Ağustos trafik ve ulaşımda sorunlar olabilir, tıkanmalar olabilir. Vallahi çok ciddi tıkanma olur, hı-hı. sorunlar olur ve arabalarda eğer yeterince şey yapılmadıysa, bakım yapılmadıysa hı-hı. arıza ve kazalara sebebiyet verir. Yani trafik kazası açısından Merkür karesi atıyorum. Hı-hı. Mars'ın pozisyonları da yani bunu tamam çok zararlı bir pozisyonda değil ama doğum haritalarında bu yapının üstüne gelen ekstra bir gezegen açısı varsa kaza geçirmek gibi etkilerdir. Evet. Tıkanmak, trafik evet. tıkanması. Aslında bu Merkür kare Satürn mesela astımla alakalıdır. Aşırı sıcaklardan evet. dolayı evet. astım krizleri, tıkanmalar, enfarktüsler bunlarla da alakalıdır. Aslan, Akrep, Boğa ve Kova'nın daha temkinli olması gerekli diyorum ben. 16 Ağustos'ta Venüs burç değiştiriyor, Terazi burcuna geçiyor. Haftanın güzel bir olayı. Venüs çünkü Terazi burcunun yöneticisi olduğu için burada enerjisini çok güzel, kolay ve daha verimli bir şekilde açığa çıkaracaktır. 12 Eylül'e kadar Venüs Terazi burcunda olacak. Teraziler, vallahi koçlar, teraziler. Kovalar, aslanlar, ikizler burcu için olumlu. Yani bunları aslında haftalık yorumların haricinde aylık yorumlarımız var. Evet. Aylık yorumlardaki detaylı burç yorumlarında bu Venüs'ün terazi burcuna girişinin ne etkilere sebebiyet vereceğini çok net olarak görebilirsiniz. Çünkü Venüs terazide en yüceldiği yerdedir. Estetik çok için güzel değil mi? Güzellik için, estetik operasyonlar için güzeldir. Giyim kuşam, alışveriş için. Evet. Sen terazisin. Venüs teraziyi yoruma evet. bakayım. Tabii Venüs terazide o Venüs'ün özelliklerini çok olumlu bir şekilde kullanabilmemizi sağlayacaktır. Özellikle bayanlar için hani güzellik, bakım, estetik, makyaj ya bir botoks yaptırabilirsin evet, mesela. Tercih edilebilir. Küçük bir estetik operasyon tercih edilebilir. Saç şeklinin değişmesi olabilir. Pahalı bir kıyafet ucuza alınabilir. Veya kişiler keyifli, güzel ortamlara katılabilirler. Yani o güzel bir açı. Merkür'ün de aslanda olması yine güzel. Tabii. Bu haftayı ben perfect diyorum. Evet, güzel bir hafta. Haftaya görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın.